أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Sikke-i Tasdik Gaybi 170'te de bulunan Kastamonu 103. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Nereye gelmiş? Kalbe. İnce ama. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o emnettiği hakikatlara birer işaret ederiz. Kalbe geliyor iradesiz. Bunun adı ilhamdır. Yani böyle şeyle olmuyor. İrade ve ihtiyarla olmuyor bu işler. Birincisi, kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim. Tekasül? Tembellik. Yapmıyor yani. Acayip bir şey. Yapmıyor. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Peygamberimizin tarikatı, zikir. Onlardan alınmış. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Ve çok ilginçtir. Çok garip bir yere okuyacağım şimdi devamı. Ve velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir evradıdır. Yani Ustad Bediüzzaman, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani'nin falan böyle velayetine vesile olan bir evrat değil. Onların bulduğu bir şey değil. Bu çok önemli. Bu çok ilginç. Sözlerde bir yer var hatırlarsınız, dur bakayım. 31. sözde. Bak, bununla alakalı bir yerde. Heh, 562. Bundan ihtiyaç duydum şimdi bunu atıf yapmaya. Namazın sonundaki tesbihatlar, velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir evradıdır. Cümleyi bitireyim. O noktadan emneti büyüktür. Yani emniyeti oradan geliyor. Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin hazırladığı bir şey değil. Bize uygun gelmiş, getirilmiş, yani tertip edilmiş. Ama metin ve yapı onun. Sonra, bak o noktadan emniyeti büyüktür. Ya cümlelere biz emniyet vermiyor muyuz külliyata? Ben acayibime gidiyor. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki, Risalete inkılap eden Velayet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Hani 31. sözde söylüyor. Velayetiyle gitti. Risaletiyle döndü. Bu cümleyi hatırladınız? Şimdi niçin velayetiyle deniyor Miraç'a da risaletiyle gitmedi? Oysa Resul'du. Eğer risaleti Miraç'ına mebde ve sebep olsaydı bütün peygamberler giderdi. Bütün peygamberler gitmiş ama bu keyfiyette değil. O zaman risalet miraca sebep değil, velayet miraca sebeptir. Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Peki diğer peygamberler bunun velayetine varamadıkları için o keyfiyette bir miracı olmamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam cismen ve ruhen gitmiş. Bu seviyeye sebep olan velayetidir. Bir daha söylüyorum. Bunu çok soruyorlar. Abi niçin risaletiyle gitti denmiyor da velayetiyle gitti? Eğer velayetiyle gitseydi bütün peygamberler bu yol açık olacaktı. Risaleti denseydi. Velayeti, bunun velayetine yetişemiyor. Peki bunun velayetini kendisine has ve imtiyazlı kılmak cevheri ruhudur ama onun evradıdır aynı zamanda. Yani cevher-i ruh yetmiyor. İyi bir araban var.
ama yerinde kullanamıyorsun. İşletimi yok, işletemiyorsun. Hazine var ama çıkartmıyorsun, çıkartamıyorsun petrolü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın âli bir ruh olması yetmiyor. Bir daha söylüyorum, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın âli bir ruhu, böyle imtiyazlı bir yapısı, sistemi olması yetmiyor. Onu işlettiren zattır o. İşletimini çok iyi yapıyor. Hani 31. sözde gene geçiyor. O zattır, o zattır, o zattır. 31 defa mı geçiyor? Yani işletim. Peki işletimin içerisindeki en mühimi bu şeydir, bu evrattır. Evrat, evrat. Biz zannediyoruz ki böyle sırf iştirak amali uhreviyeye sebep olan bir şey. Okuyacağım size bak ne olduğunu. Bu sözlerden okuduğum zaman o ve o tesbihatın içerisi neymiş? Bak, velayet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bir evradıdır. O noktadan emnettidir. Bunun açılımını yapacağım 562 sözlerden. Risaleti inkılap eden velayet Ahmedi, görüyor musun? Öyle bir velayeti vardı ki risaleti inkılap etmiş. Ve risalete inkılap eden velayet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Niye Muhammed denmiyor? Niye Muhammed denmiyor? Muhammed risalete bakıyor. Evet. Evet. Allah tarafındaki yönü, Allah tarafındaki yönü, canibi, hakikati, Allah yönü Muhammed'dir. Baba olması, komutan olması, koca olması, beşer olması, kul olması, velayet olması Ahmet'tir. Onun için Risalet-i Muhammediye denmemiş 19. söze. Ne denmiş oraya? Risalet-i Ahmediye. 19. mektuba ne denmiş? Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Muhammed olmaz. Olmaz yani bu. İşte bunu çok şeyde çok güzel kullanıyor. Barla'da da kullanıyor. Bak, risaleti inkılap eden velayet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti risaletini inkılap etmiş mi? Bu cevherinden hariç onun evradı bu donanımı, bu yapıyı, bu sistemi aktif etmiş. Aktif eden şeydir o, evrattır bu, tesbihattaki. Onu okuyacağım. O zaman nedir o? Bütün velayetlerin fevkindedir. Nasıl ki Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın velayeti, her şeyin, bütün velayetin fevkindedir. O velayetin işletim sistemi olan tesbihatı da bütün diğer velayetlerde kullanılan işletim sisteminden üstündür. Allah Resulü'nün velayeti bütün velayetlerden üstün ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu velayeti kazanmasına vesile olan o evrat bu velayetlerin evradından kıyas edilmeyecek kadar üstündür. Ondandır ki eskâr zikir yapamıyorsun diye üzülme diyor. Hani hatırladınız mı? Dur bakayım. Neredeydi? Söyleyin onu. Yok. Yani bu tespit yapamadığından, şey zikir yapamadığından üzülme diyor. Hulusi abinin şeyi. Ama sözlerin içine girmiş. Değil. Hulusi abi de ilk önce biliyordum ama meğer Hulusi abi taklit etmiş onu. Ustadı. Diyor ki tarikattan ziyade hakikat evradıdır bu. Tarikattan ziyade hakikat-ı şeriattır, yanlış anlamasın. Az ve fark kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı göstermek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek değildir. Şu kısa tarikın evladı, bak Allah Resulü'nün şu şeyi, bir, ittiba-i sünnettir. İttiba-i sünnettir. Çünkü o kendi, iki, feraizi işlemek. Ne etti? İki. Üç, kebairi terk etmektir. Dört, bilhassa namazı tadil erkan ile kılmak. Beş, namazın arkasındaki tesbihat yapmaktır. Bu Barla 29, Kastamonu 148, Münazarat 86'da geçiyorum. Bunun açılımı.
Barla 29. Barla 29, Kastamonu 148. Münafık veya Münazarat, Mün yazmışım, 86. Şimdi ben bunun evradın içerisi çok önemli. Yani tesbihat hakkında bu Kastamonu'da arkadaşlar, şunu bak göstereyim size. Şurası, bunu herkese, hepiniz dinlersiniz. Fakat benim bugünkü ana gayem bu evradın içeriği. Ona gireceğim biraz. Yani tesbihatın içi. Niçin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın evradı bu? Ama şu cümleyi bitireyim. Risalete inkılap eden velayet Ahmedi aleyhissalatü vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı, yani yöntemi ve o velayeti kübranın evrad-ı mahsusası olan, bak, o velayeti kübranın, büyük velayetin, bunu hiç böyle düşünmüş müydün Murat? Ben de düşünmemiştim. O velayeti kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat. Velayeti kübra, kübranın evrad-ı mahsusası. Velayeti kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın tesbihatı. Velayeti kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın tesbihatı. Bir daha söylüyorum. Velayeti kübranın evrad-ı mahsusası olan namaz tesbihatı. İşimiz olduğu zaman abi mesela sonra da yapabiliriz değil mi abi? Çok acele işimiz varsa. Çok acele, mühim varsa. Ama ben kendi hayatımda şahit olduğumu anlatayım. Yani hiç mi tecrübem olmayacak? Ben ne kadar ben aptal bir adam dahi olsam 30 küsür sene ya 40'a yaklaştı dersen hayatım. Şimdi ben size bir tecrübemi abilerden bana aktarılanları, Rüştü abi de, Tahir abi, Zübeyir abi falan değil mi ama bizzat ben yaşadığım şeyi ben yaşadım diyorum size. Kur'an'ı indiren Allah'a yemin olsun. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Bazıları diyor ki abi güvenmiyor muyuz ya, niye öyle diyorsun? Hayır, Kur'an'da yemin ediyor Allah, ben de bak bunun üzerine yemin ediyorum. Ben burada namaz kılayım, beraber kılıyoruz. Kalkayım, odamda yapayım, namaz kıldığım yerin dışında yapayım. Allah şahittir, o feyzi alamıyor. Bu bir. Oturayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim ya cemine ya Allah ya garibi ya Allah ya mucibi ya Allah ya abibi ya Allah ya rafi ya Allah ya tufi ya Allah ya marufi ya Allah ya latifi ya Allah ya azimi ya Allah ya. Yani bir şey yaparken vallahi billahi tallahi feyiz alamıyorum. Ne yağ ne tuz, hiçbir şey yok. Ha? Götüreceğim sizi. Buraya oturuyorum. O işte niye size bazı şeyleri şahidim, size kızacağım. Mevlana oturuş gibi oturuyoruz. Yani namaz bitti hemen Mevlana oturur gibi oturuyoruz. Ben vallahi ondan da feyiz alamadım. O zaman ben size bazı şeyleri öğreteceğim ki siz mi benim yaşa gelince mi anlayacaksınız? Bu yaşta anlayın, benim yaşa gelince daha değişik bir şey anlayın. Sizin de sonra siz daha değişik bir şey nakledin insanlara. Peki nasıl alıyorum? Vallahi tallahi billahi namazdan sonra nasıl duruyorsam hiç kıpırdamadan bulunduğum yerde tayyatta oturur gibi tesbihatı dinlersem Kur'an'a yemin olsun o feyzi hiçbir şeyde göremiyorum. Odama giriyorum, odama bak mescitten çıkıyorum, odamda yapıyorum. Bulamıyorum arkadaş, yok, yok, yok. Eğer aranızdan ayrılmışsam, gelememişsem inanın çok zor durumdayım. Hakikaten çok zor durumdayım. Ayakta duramıyorum demek ki gelmişim ve affedersiniz o zaman uzanarak yapıyorum. Çünkü tahmin ettiğiniz gibi beden yorgunluğu hiçbir şey değil. İhanetleri mi dersin, yanlışlıklar mı dersin, delileri mi dersin, hasta mı dersin, soru soran mı dersin, fıkıh soran mı dersin. Bir sürü şeyler var tabii. İnsan kafası yoruluyor. Kafası yorulması acayip bir şeydir. Ha? O zaman öyle. Ama ben size söylüyorum o namaz tesbihatını, adabına kıbleye döneceksin. Tahiyyatta oturur gibi duracaksın. Ne olur ya? Bir ne olur onu ya? Ondan sonra teveccüh et. Aynı namaz edebin gibi. Allah mukabele etmez mi? Sen Allah'a böyle mukabele edeceksin, Allah reddedecek. Böyle bir şey olur mu? Allah'a böyle mukabele edeceksin, Allah böyle davranacaksın, Allah sana cevapsız bırakacak. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu yani? Böyle Rahman eder mi yani? O zaman ne kadar işiniz, çok mühim işin var, tamam. Ama terk etme, en azından şunu yap, hatırada var.
Küllata çatışmayan hatırayı kabul ediyorum. Hulusi abiden. Çok zor durumda, yani tren kalkacaktı. En azından namazdan sonra Subhanallah, ayet-i kürsi, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, dua, La ilahe illallah'yı çektirip dua yaptıktan sonra, hani La ilahe illallah, fa'alemennehu La ilahe illallah dedikten sonra işte Muhammed Resulullah, Bismillahirrahmanirrahim, oraya geçme. Ha, ondan sonra git. O acele işim var. Ama mutlaka namazın çekirdeği olan Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'i yürüyerek yapma. Oturduğun yerde yap. Sakın o boyutu değiştirme. Hangi mescitte yaptınsa, seccadede, orada o boyutu ver. Mühürdür çünkü o. O boyutu şey yapma. Yani bazı şeyler haram anlatmam benim. O boyuttan kastım bir şeyi ima ediyorum. Orada bir boyut var yani. Sana açılan bir koridor var. Sakın ha, onu bozma. Tuhafınıza gidecek. Çok tuhafınıza gidecek. Farzı kıldın. Sünneti kıldın örneğin. Farzı kıldın. Son sünneti başka yerde kıldın. Vallahi bu bile değiştiriyor. Son sünnetten kalk, tesbihatı burada dinle. Gene değişiyor. Nerede kıldın? Selam verdin. Sakın kıpırdama. Boyutun orası senin. Allah orayı nasip etmiş. Bulamazsınız. Yani bulamazsın. O feyzi bulamazsın. Şimdi Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusası olan namaz tesbihatı, namazın akabindeki tesbihat, o derece sair tarikatların ve evratların fevkindedir. Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki, ben o sıra girmeden bu şeye gireceğim. Bu evradın içerisi. Hazır mıyız? Sayfa 562 sözler. İkincisi, insanın camiyetidir. Bak, içini bununla açıyorum burayı. İnsanın camiyetidir. Şimdi insanın içini açıyor. Şecere-i kainatın izah etmeden biraz şey yapacağım. Yani izah derken fazla meşgul olmayacağım. Çünkü bu bizi boğar. Ana dersen alıkoyar. Atıf dersi boğmamalı. Ben burada bir şey dikkatini çekmek için yapıyorum. İçerisini doldurmaya çalışıyorum. Evradın içerisinde ne var? Çok merak ettim ben de. Nasıl olur ya? Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat. Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusası olan namazın tesbihatı. Bu sefer burayı buldum bak. Şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan kim? İnsan. Bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle. İnsan aynı samet böyle oluyor. Yani insanın mahiyeti noktalı virgül. İçini açıyor şimdi. İnsanın mahiyeti, aç içini gir. Şecere-i kainatın en münevver meyvesi. Tamam. Ağaçtan meyveye. Şimdi çekirdeğe girecek. Bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle. O meyvede de bir çekirdek var. Ağaca tecelli eden bütün esma çekirdekte bir kuvve var. Bu çok önemli, burayı kaçırmayacaksınız. Bir daha söylüyorum. Çekirdek, çınar ağacı, meyve içinde çekirdek. Diyor ki, insanın mahiyeti şu ağacı meyveye. Bu meyvenin içindeki çekirdekte ise diyor, bu ağaca tecelli eden bütün esma bir fiil. Buna bir fiil denir. Çekirdeğe bir kuvve. Bir kuvve tecelli ediyor. Bir kuvve, tamam mı? Evrat çok önemli, burayı kaçırmayacaksın. Bir fiil, çekirdekteki bir kuvve, tamam. Bu işte olma özelliğine senin aynı isham etsin. Cenab-ı Hak tecelli zatı ile. Neyle? Esma değil ha. Esma değil, sıfat değil, şunat değil, esma değil. Tecelli zatı ile sonra indiriyor aşağıya. Esma-i Hüsna'nın azamı mertebede. Nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür eder ki, peygambere değil mi?
Bu tezahür ve tecelli Miracı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrıdır ki. Sır bu. Onun velayeti, onun velayetiyle gitti, risaletiyle geldi. Ha, onun velayeti risaletine mebde olur. Velayeti. Eski Osmanlı'da vilayet derler, vilayet. Velayet de oradan gelmiş. Makam. Velayeti, bak, bu tezahür ve tecelli Mirad-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrıdır ki, onun velayeti risaletine mebde olur. Onun velayeti risaletine mebde olur. Ama bu velayeti kazandıran donanımındaki yapının aktif edilmesinden kaynaklanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fıtrat-ı Camiyesi, camiası, tabii ki külli ama yetmiyor o. Onu işletmiş, işletim sistemini kazanmış. Bulmuş işletim sistemi. Ben bunu en verimli nasıl elde ederim? Bu sistemi çalıştırınca ortaya çıkan neticeye velayet denilir. Bu velayet de risalete çekirdek olmuş. Peki bu sistem, işletim sistemi, yani fıtratın işleten malzeme neydi? Namazın akabindeki tesbihattır. Onun velayeti risaletine hepte olur. Peki bak beraber okuyalım. Bak atıf yapalım. Bak koydum buraya. Bunu alıyorum. Nasıl ki risalete inkılap eden velayet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Velayet ne olduğunu burada anladık. Bak. Ondan sonra velayetin şey nedir? Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusası olan matematik yani. A eşittir B midir? B eşittir de C ise A eşittir C'dir. Bak, Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat. Demek ki namazın akabindeki tesbihat Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusasıdır. Burada da velayeti risaletini inkılap etmiş. O zaman tesbihat donanımı çalıştırdı. Donanım çalıştıktan sonra velayeti çıktı. Velayeti de risaletini aktif etti. Silsile olarak götürüyorum. Tesbihat fıtratını aktif etti. Ortaya çıkan velayet risaletini aktif etti. Velayet ki zilden geçer, ikinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zil yoktur. Ne demek zil? Gölge. Yani risalette zil yoktur demek bu manada dikkat etmeye çalışıyorum seçeyim. Birisini taklidi yoktur, bu yol kazılmamıştır. Ondan sonra bir şey değildir, cilve falan değildir. Esma'nın hakikatıdır. Ki doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar bu. Yani bu evratta nasıl ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü velayetinde zil yok. İkinci derece yok. Birinci derecededir bu. Birinci derecedir. Yani güneşin aynadakine zil denilir. İkinci derece. Güneş ise birdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam velayeti böyledir. O velayetin mukaddemesi ve vesilesi ve yapısı, malzemesi, işletim sistemi olan tesbihat da zıl yoktur onda da. Onda da yok. Bak şunu elimi kaçırmayın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam velayeti, sair velilerin velayeti veya peygamberlerin. Bu velayete hiçbir velayet ulaşamaz. Bu velayeti aktif eden evrat neyse, bu velayeti aktif eden ve şeyden evrattan da üstündür bu. Kıyas edilemez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evradı ile bir alimin veya diğer peygamberin evradı aynı olmayacağı malumdur. Çünkü zil yok. Bu nedir? Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. Yani ehadiyetine bakar ne demek? Bendeki o, ondaki be, aynı-i Samed'in
senin o işte sistemin yani fıtratının işletirsen sende çıkan hal, ehadiyetin senin. Rabbul Alemin değil. Rabbim, Rab. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Miraç ise Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam Keramet-i Kübrası. De okuyorum, burayı kaçırmayın. Miraç ise, ha kitabınızda var zaten. Miraç ise neymiş Miraç? Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam Keramet-i Kübrası. İki, hem mertebe-i ulyası olduğundan. Neymiş bu? Miraç, Miraç neymiş? Velayet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamın Keramet-i Kübrası, hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesine inkılap etmiş. İki ile, iki sıfatıyla. Miracın batını velayettir. Miracın batını enfusi, var ya 29. sözdeki kelimeyi kullandım. Yoksa batın kullanabilirdik. Hep enfus enfus diyoruz. Batın batın desek millet anlamaz diye. Miracın batını velayettir. Ne demek o? Halktan hakka gitmiş. Halk. Halk. Milletten sahibine, Allah'a gitmiş. Bu nedir? Velayetin batınıdır. Zahir miraç risalettir. Haktan hakka geliyor. Bütün, he? Haktan halka geliyor. He. Allah'tan halka, milletine, ümmetine geliyor. Bu nedir? Zahir miraç. Aslında ben mantık kullansam bunun tersini söylerdim. Eğer ben mantığımı işletsem, ben bu yeri okumasam, miracın batını risalettir. Miracın zahirisi velayettir derdim. Ama hayır. Miracın batını nedir? Velayettir. Miracın zahirisi nedir? Risalettir. Batın demek halk arasındaki Allah'a karşı yönü. Allah ile kullar arasındaki yola da risalet ve zahir. Miracın zahiri miraç risalettir, haktan halka geliyor. Velayet, bak velayet ne demekmiş, bak hep tarif yapıyor, bunlar hep lugat. Velayet, kurbiyet mertebelerinde sülüktür. Akrebiyet demiyor. Yani akrebiyet de kurbiyet arasında ne fark var, onu hemen bana söyleyin. Birinde çalışma, ötekisinde çalışma yok. Ne o çalışma yok, bir çalışma yok. O avamı oldu. Yani kurbiyette kişinin Allah'a yakın olması var. Akrebiyette ise Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın... Kula yakını var, evet aynı şey. Şimdi senin çalışarak Allah'a karşı kazandığın mertebeye ne denilir? Kurbiyet. Velayet budur. Allah'a, Allah sana, seni tercih etmiş. Niye tercih etmiş? Git ona sor. Ya bu genç yaşta şöyleydi, böyleydi, bu adama bu veliliği verdi, evliyalığı verdi, mücedidliği verdi, peygamberliği verdi veya bu iş ona yaptırıyor, bu ders ona söyletiyor. Niye verdi? Git ona söyle. İş onun. Ne demek bu? Allah'ın kulu seçmesine ne denilir? Akrabiyet. Allah mecbur değildir ille birisine bir şey vermek için esbabına mahkum olması. Ha bu böyle böyle özelliği vardı da Allah verdi. Hayır, Allah böyle bir yapmaz. Allah mecbur değil. Allah sebeplere mahkum değildir. Zaten tövbe estağfurullah. Allah kendisi irade sahibi, murid sahibidir. İrade sahibidir. Yani bir şeyin olsun ve olmasın. Allah verir. Kimseye de hesap vermez. Demek ki velayeti tarif ediyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Peki tesbihat da bu yani. Çok meratibin tayına ve bir derece zamana muhtaçtır bu. Yani kurbiyette çok meratibin kat etmeye ve çok derece zamana muhtaçtır.
nuru azam olan risalet ise akrebet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyale kafidir. Nereye bakıyormuş? Risalet ise akrebet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyaledir. Levalara geçin. 6. sayfada mıydı? Sırrı tevhid, nuru tevhid nasıldı o? Sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. İşte Miraç o. Hangi peygamberdi? He? Yunus balıkta olmuş. Bir de söyle. Sırrı ehadiyet nuru içinde inkişaf. O ne demek biliyor musun mühendis? Miraçtır o. O Miraç oldu demektir. O Miracı orada oldu. Onun Miracı Yunus Aleyhisselam Miracı balıkta oldu. Bak sırrı tevhid mi dedi? Sırrı ehadiyet. Yani yapının işletilmiş. Neyle işletmiş? Münacat etmiş. Münacat et. Münacatı. Bunun münacatı nerede? Tesbihatın sonunda 6 tane evrat var ya. Hangisidir o Yunus Aleyhisselam'ın tesbihatı? Tesbihatın sonundaki 6 tane çekiyorsunuz hep. He? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Mukaddemesi neydi o? Metni neydi? Ve iznada rabbe inni mesaniye duru ve ente rhumur. Yok, o Rabbidir o. Evet, aferin hoca. Hoca efendi. Tamam. O nuru ehadiyet sırrı tevhid içinde. Nuru ehadiyet diyor. Değil mi? Nur var orada. Yok sırrı ehadiyet. Vay be. Nurdan bile bir cildi. Enani enede ne vardı? Nurla mana vardı. Bak mana işte. Sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Bu işte arkadaşlar. Hangisi? Nuru azam olan risalet ise akrebet-i ilahiyenin inkişaf sırrına bakar ki bir an-ı seyale kafidir. Yani uzun zamana gerek yok. Yani hatta şöyle diyor. Bir an-ı seyale kafidir. Balığa düştü. O anda vücudunda olan inkılap. Aniden. İşte bir an-ı seyale kafidir. Onun için hadiste denilmiş bir anda dönmüş gelmiş. Yani ya balıkta ne yaptı, namaz mı kıldı, oruç mu tuttu, senelerce evrat mı, kaza namazı mı kıttı, şunu yaptı, ne yapmıştır balıkta? Bak, sırrı ehadiyet, tevhidde demiyor, nuru tevhid içinde değil mi? Yani sırrı tevhid içinde, o yapının böyle zirve yapmış ya artık onun yapısı, nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum. Ama aniden oluyor bunlar. Yani böyle bir ani seyyali kafi oluyor. Onun için Allah'a mesela tabii ki biz velayetimizi işleteceğiz. Kurbiyete bakar, tesbihat. Tesbihatla velayetimiz kurbiyetimizi aktif ediyor. Tesbihat, velayet kurbiyetimizi aktif ediyor. Kurbiyet meratipleri kazandırıyor. Ondan sonraki vesaire devam ediyor. Fakat eğer sen bir muhatab-ı ilahiye olursan, iyi dinleyin beni için bakmayın. Eğer sen muhatab-ı ilahi olursan bir an-ı seyyale risalet cenahına geçiyorsun. İşte İsa benim, Musa benim, Şit benim, Muhammed benim diyeme halini bir anda ona bir an-ı seyyale akrebiyet inkişaf ediyor. Ayna-i Samet zirve yapıyor. Yani Allah'lık hakikati en zirvede tecelli ediyor sende. Sırrı akrebiyet, kurbet değil. Akrebiyet inkişaf ediyor. Risalet cenahına giriyorsun. Gölge yok orada. Velayette gölge var. Risalette gölge yok. Direkt yani. Peki bir sır söyleyeceğim. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bu sır diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının en son mektubunda. Bu sır diyor. Allah'lık hakikatinin, sır ehadiyetin, Ayne-i Samed'in inkişaf etmesini söylerken diyor ki, o diyor Mehdi ve cemaatinde olacak diyor. Ne özellikleri olacak? Direkt Kur'an'ı Kur'an'dan, peygamberi peygamberden, Allah Allah'tan duyar gibi ders alacaklar diyor.
O nasıl inkişaf ediyor işte? Bu evrada sadakat lazım. Mesela ben yakından şahitsiniz. Akşamla yatsı arasındaki tesbihatın sonundaki o 6 tane evradı yapmayıp da rahat böyle sıkıntısız uyuyabilene aklım almıyor. Var mı diye hayret ediyorum. Ben çok rahatsız oluyorum. Benim psikolojimden olsa gerek ama tesbihatın sonundaki Üstad Hazretleri 6 tane ulul az peygamberin evradını koyması tesadüf olmaması lazım. Ha, bu bir taraf. Esas sabah namazı, ikindi namazı ve diğer namazda da hele sabah ve ikindideki Sübhaneke ya Allah Teala ya Rahman ecirne minen nari bi afike ya Rahman o. Diğeri ki ne kadar hadis var onun hakkında. Ya Cemilu ya Allah ya Karibu ya Allah. Yani o. İşte bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sisteminin yani yapısının kamil velayetinin, velayeti kübrasının evrad-ı mahsusası olan bu sistem nedir o? Namazın tesbihatını yapınca bu sistem çalışıyor. Çift sistem çalışınca velayette kurbiyet mertebeleri aldı. Bu da miracın nesidir? Batınıdır. Onun için velayetiyle gitti. Yani içsel sistemi çalıştırmayla, risaletiyle döndü. Şimdi namaz tesbihatı böyle bir şey içeriye sahip. Böyle bir özelliğe, böyle bir nura, feyze haiz. Nasıl ki zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i nakşiyede bir mescitte birbirleriyle alakadar heyet mecmuada nurani bir vaziyette hissediliyor. Mesela ne onu anlatıyor şimdi. Şimdiye kadar hükümdü. Kaziye. Bak şimdi şimdiye kadar hükümler. Şimdi açıyor. Şimdi nasıl ki diyor. Anlamadık da tabii içini açıyor. Nasıl ki diyor bir mecliste veya bir hatme-i nakşide veya bir mescitte birbirlerine alakadar heyet-i mecmua nurani bir vaziyet hissedilir. Yani bir yere toplanmışlar, halka olmuşlar. Ortada bir serzakir var. Nasıl birbirine bağ duyarsın? Mesela adam bir buçuk sene serseri dahi olsa askerlik yapmışsın unutamazsın. Fabrikada çalıştın unutamazsın. Okulda beraber oldun unutamazsın. Bilmem ne bileyim ya seyahat ettin unutamıyorsun. Ama bir de halkada olmak, bir dairede olmak, bir evratta, bir dershanede. Mesela ben bu kadar insan gelmiş geçirmişim yani bu dershanede vakıf olsun, gelen giden olsun. Hepsine karşı bir hukuk var. Unutabilir misin? Unutamazsın. Bu böyle bir meclis manasında birbirine bir yakınlık hissedersin, tamam mı? Peki bu bizi, bu halkayı yuvarlak yapan nedir? Ortadaki mana değil mi? Onu kaldırırsanız öyle bir şey işlemez. Mesela askerliği kaldırın, askerlik arkadaşlığı olmaz. Okulu kaldırın, okul arkadaşlığı olmaz. İşte böyle bir mecliste kalbi hüşyar bir zat namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah deyip tesbihi çekerken Subhanallah, 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 olmaz. Subhanallah, 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 bu Rüştü kardeş demiş, bunlar nasıl yaptığını ben anlamıyorum. Abi onlar yaparlar dedi. Subhanallah, çekiyor daha yarıya gelmemiş. Tamam, daha yarıya gelmemiş. Adam şey yapıyor. Efendim, tesbihi bitirmiş. Subhanallah, Subhanallah. Hey'i göstermedin ki hiç. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bir sana bunun daha ilerisi var. Her 33 Subhanallah. Ayet-i Kübra'nın 33 mertebesidir. İlk nereden başlamış? Ayet-i Kübra nereden başlıyor? Semadan. Semadan başlıyor. Subhanallah o alemin yapısını tefekkür ediyor. Veya nazar orada, hayal orada. Subhanallah. Sonra iniyor aşağıya. Değil mi? Dağa iniyor. Subhanallah.
Subhanallah. Allah Allah. Ustad daha ilerisine gidiyor. Üçüncü bir mertebe. Nerede geçiyor o? 33'er tane Subhanallah, 33'er tane Elhamdülillah, 33'er tane Allahu Ekber var ya, şeyde lemalarda Arapçası var. Arapçası var. Lemalarda çevrilmemiş. Lemaların içinde. 29. lema Arabiye. Orada var. Onu galiba tercüme etmiş. Evet. O her bir Subhanallah. Ama biz hangisi kafi? Bu ustad onu yaparmış. Mesela neye ilk şeyde Kur'an'ın ilk nazarda sema. Sema'nın kusursuzluğu, noksansızlığı, Allah'ı tesbih ve tanzim etmesi, Allah'ı tarif ve tanımlaması vesaire. Onu tefekkür ediyor. Tabii ayet-i kübre mesela Subhanallah. Bu Subhanallah kimindir? Sema'nın ifadesidir. Sonra ikinci Subhanallah kimindir? Dağların Subhanallah'sıdır. Yani dağların kusursuzluğuna kısmı. Bunu ayet-i kübrede anlatıyor. Üçüncü bir yöntem işte şeyde Arabi şey var lemalarda. O her bir Subhanallah'ın ifade şey yaparken manasıyla çekermiş ustad. Tefekkür ediyormuş. Subhanallah. Subhanallah. Tesbih çekiyor. Orayı okuyor. Anahtar bu. Subhanallah. Bakıyor oraya. Yazıyor. Subhanallah. Denizler, nehirler. Ondan sonra gördüğünü yazıyor. Görmedim, yazmadım diye. Ha biz bunları yapmayalım da şunu da yapmayalım. Subhanallah, 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 subhanallah. Bari şöyle diyelim. Hani şöyle de diyeyim. Subhanallah deme de subhanallah, 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 subhanallah. Bari bu kadar diyelim. Bazıları abi içinden hiç ağzını da oynatmıyor. İçinden diyor mesela. Olmuyor. Niçin olmuyor? Peki sana söylüyorum. Namaz kılıyorum. Ben duymadım. Peki kıraatın farzı ne kadardır? Kendin duyacak kadar. Ama sağırsan ya, ben duyacağım diye yandaki rahatsız etme. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Adım rahatsız oluyor. Niye ben zor duyuyorum? Hayır. Yani mantığı var. Sen duyacak kadar. Yani duyup telaffuz et. Çünkü mahreci doğru yapma. Namazı iki şey bozar. Bir met bozar yapmasan. Bir de harfi yerine çıkarmazsan. Tamam. Mesela La Estevi'de var böyle. Haşir suresinde. Orada tıraş etti, halk etti, yok etti. Şey halk etti, yok etti. Mesela he var, he var, he var. Halikul. Haliku. Haliku. Halk ettiğini halk etti, yok etti diye söylüyor veya tıraş etti. Tıraş etti oluyor. Huvallahun halikun. Huvallahun halikun. Tıraş etti. Halikun. Helak etti. Adam gibi okudu. Şimdi namazda okuyorsun. Huvallahun halikun. Allah Allah. Ya sen duy da bir duy yani. Ne dediğini sen duy. Kıraat budur. Niye bu ben buraya girdim? Sen sordun ki. Veya duymadın ki. Sen duyacaksın. Sen duyarsan bak bakayım hizli gidebiliyor musun? Duymayanlar hizli gidiyorlar. Çünkü ne duyuyor? Bir şey diyor ama kendisi de bilmiyor. Sen bile hoşlanmadığından Allah'tan sevap mı isteyeceksin? Senin bile şu tesbih yapmayı seccadede seni durdurmayan şu tesbihatın yani mescitte, dergahta, dershanede tesbih yapacak kadar durdurmayacak o tesbihat ve o imanın seni nasıl cennete götürecek? Tesbihata götüremiyor. Sen yani öyle iman ki namaza götürememiş. Yani bu iman nasıl cennete götürecek? Acayip hayret galiba. Garip ya.
Yani öyle bir cemaat anlayışı ki tesbih yap, tesbihat yapmıyorsun. Ondan sonra cemaatin iştirakı amal-i uhreviyenden hissedar olmak istiyorsun. Olur beyefendi, emrin olur. Baş üstüne. Orada tesbihatta bütün nur talebelerine dua ediliyor mu, edilmiyor mu? Ustad diyor ki, yapmak şartıyla diyor. Ve bi talebe teresailinunu sadikin ya ilahena bi künni salatimina. Ben ettim. Verici istasyon gönderdim. Senin radyon açık değil. Peki ne olur? Bir tane soru soruluyor buraya girmeden. Abi ben sabah yaptım tesbihatı. Tamam, iyi dinleyin burayı. Güneş çık. Öğleyine kadar bütün nur talebelerinin amelin ortaksın. Tamam. Öğle namazı kıldın, ikindi öğleyini kıldın, tesbihat yapmadın. İkindiye kadar hiçbir nur talebesinin amelin ortak değilsin. Allah. Kesinlikle. İkindide tesbihat yaptın. Tekrar sebaba ortak oldun. Kesik kesik. Hangi namazın tesbihatını yapmadınsa inan o dilimin bütün ibadet, Kur'an okumalarına, cevşen okumasına, birisi birisine ders anlat. Yani bir nurcunun bir nurcudan istifade etme şartı tesbihat. Başka mümkün değil. Kastamonu'da 96'da anlatıyor. Uzun olur şimdi. Bunu anlatacağım ben şimdi. Yine şey mi abi? Velayet-i Kübra'nın tesbihat-ı mahsusası olan oradan mı çıkıyor? Bu işte. Velayet-i Kübra'nın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat diyor usta. Düşünmemiştik değil mi böyle Murat'ım? Yok abi, bunu bilmiyorduk abi ya. Biz mesela şey gibi değil bu anlattığımız yer. Mesela diyelim ki İzbullah'a gidip ben okumasam ama yani ortak olur diye. Kardeş bu bambaşka bir şey ya. Bu tesbih, sen diyeceksin ki bu miracı anlamaktan daha mıyım? Bak niye? Allah Allah. Ben muvazenetsiz değilim. Sizi bilerek haş aldatmıyorum. Kader risalesini bilebilirsiniz. Hayır. Kader risalesini iyi bilmekten daha mühimdir bu tesbihat mühimi. Niçin? Çünkü kader risalesi senin iştirak-ı amali uhreviye şartı değil. Yani nurcuların sebabına ortak olmanın şartı değil miracı iyi anlaman. Ama nurcuların bütün itikadına, nurcuların ameline, nurcuların zekatına, nurcuların iman hizmetine, dershane açmasına, sadaka vermesine, her şeyine, benim her şeyime ortak olabiliyor. Neyle? Tesbihat yaparak. Miracı bilmeyebilir. Bak bir kadın, bir babaanne, nineler miracı bilmez kardeşim. Kaderi nasıl yapsın? Ama tesbihi bilir. Ya Cemilu ya Allah, ya Karimu ya Allah, ya Mucibu ya Allah. Bilir. Ve çok da hoşuna gider ya. Babaannem çekerdi. Ya. Kalbi hüşyar olan bir zat. Bir de onu söyleyeyim. Barla'da geçiyor da yeni gel. Allah söyletti. Merak şey demek ki kalbime geldi. Bilinen bir şey ama hatırlatayım. Ben burada oturuyorum, tamam mı? Namazdayım. Bana bakın. Ortadayım. Müezzin arkada. Tesbihat yapıyor. Kardeşim ona sırtın durmasın. Bu edep. Eğer hoca dedi ki, arkadaş dedi ki, oku dedi. Okuyor. Hele Kur'an okurken önünde bulunan o saf kanal arkasını dönmeyecek o Kur'an okuyana. Mesela arkada oturuyor. Ben oturuyorum böyle, tamam mı? Ön taraf saftayım. O arkamda. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenneh. Ashabul cenneti humul faizun. Arkamda. Olmaz. Hemen yan döneceksin diyor. Kur'an arkandan olmaz. Kur'an'a böyle hürmet ettin, tesbihatı da öyle yap. Dön ya. Dönün. Kalbi hüşyar olan, hüşyar bir zat namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah deyip tesbih çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın muvaciyesinde 100 milyon tesbih edenler, yani nasıl ki hatme-i nakşide, yani hatme yaparken nasıl ki ortada serzakir var, serzakir diyor ki Subhanallah diğerleri de tekrar ediyor. İşte namaz tesbihatında çekerken Subhanallah, serzakir kim ortada? Bunun sahibi kim? Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın muvaciyesinde 100 milyon tesbih edenler. Hepsi ona bakıp tesbih ediyor.
tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyete, ulviyetle, bak, o azamet ve ulviyete, acayip bir azamet oldu. Bak, azamet, daire, ortaya çıkan ulviyet. Azamet, ulviyet. Ona karşı, Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o serzakirin emri manevisiyle ortada olan, hani ortada olan zat, emri manevisi ona ittibaen Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit, o halka-i zikrin ve o geniş dairesi bulunan, mesela bazıları diyor ki, bidattır birisi komut vererek şey yapmak. Kardeşim bunu yeni mi gelmiş ya? Ta Asr-ı Saadet temeli geliyor. Ha, o da var sünnette, o da var. Yani hiç herkes sünneti, son sünneti öğlen, farz, son sünneti kıldı. Kendi başına çekilirsin, tesbih çekersin. Bak burada da zikrediyor. Komut. Bilen var, bilmeyen var. Yeni öğrenecek olan var. Ondan sonra telaffuz var. Eğitimdir aynı zamanda. Tamam. Ama namazda öyle değil. Yeni öğrendiğiniz süreyi okumayın mesela. Ya bakayım yapabildim. Hayır. Diğer zamanda. Çünkü namaz eğitim yeri değil ama tesbihat eğitim yeridir. Çocuğa da yaptırabilirsiniz. Ama buluk çağına gelmeyen bir çocuk, buluk çağına gelmiş adamlara imam olamaz. Ama tesbih yapabilir. Dediği vakit o halka-i zikrin ve o çekgeniş dairesi bulunan Hatme-i Ahmediye. Demek ki tesbihler var ya, Subhanallah, Elhamdülillah. Hatme-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın dairesinde 100 milyon muritlerin Elhamdülillah, Elhamdülillah'larından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp, şimdi düşün, 100 milyon insan var. Mesela 1,5 milyar insan. Ortada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. 1,5 milyar Müslüman Elhamdülillah, Elhamdülillah'lardan tezahür eden azametli bir hamd. Onlardan çıkan azametli bir hamd. Düşünüp içinde Elhamdülillah ile iştirak edersin sen. Yani bu bütüne sahip olmak için o senin küçük bir Elhamdülillah ile iştirak ediyorsun. Yani mesela Keba'nın elektrik imal etme, yani bu sistemi düşünün, barajı. Sen bunu kurabilir misin? Kuramazsın. Ondan sonra hadi kurdun. Urfa'dan gelecek. Barajından buraya gelecek. Nasıl o sistemi kuracaksın? Kuramaz. Geliyor, kapına kadar geliyor. Bir kablo atıyorsun. Basit bir kablo. Ama bu koca elektrik imal etme sisteminden gelene kadar ki donanımlara hiç karışmıyorsun. Basit bir kablo ne demek biliyor musun? Bu komple 1,5 milyar Müslüman Elhamdülillah diyor, Subhanallah diyor, azim olan, yani ulviyet ve kibre ve azameti ifade eden o sevabı, sen basit bir tel olan Subhanallah ile evinin içine alıyorsun. Yani bu kablodaki priz gibi. Sen onun gibi. Oraya kadar gelmiş. Basit. O nedir biliyor musun? Bir tel atmak yani. Tel, usta öyle diyor. Mesela telefon teline tel atmak. Elektrik şeyine, direne tel atmak. Yani komple bütün dünyayla telefonla görüşüyorsun. Ama sen o devleti kabul etmesen bütün dünyaya telefonu sen geleceksin. Bu devleti kabul etmesen elektrik seni mal edeceksin. Devleti kabul etmenin alametidir bu. Tel atmak, ben seni kabul ediyorum. Seni onaylıyorum. İşte cemaatle kılmanın hiçbir şeye benzemiyor. İşte tesbihat da böyledir. Tesbihat okuyoruz. Namazdan sonraki. Ha, namazın sonundaki tesbihat. Sen sonra geldiğin için. İştirak eder ve hakeza Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra, bak duadan sonra La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah 33 defa o tarikat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın tarikatmış ha.
33 defa tarikat Muhammediye. Yo Ahmediye tobe. Yanlış demezsen. Tarikat Ahmedi aleyhissalatü vesselamın halkayı zikrinde, yani onu derken Allah Resulü'nün halkasında oturuyorsun ve hatme-i kübrasında ta zaman ve mekan aşımı merkezde Kabe'de oturuyor. 1400 sene önce dalga dalga sesi geliyor. Ya biz nasıl duyacağız? Resulullah şöyle dedi. La ilahe illallah diye bana gelene kadar 1400 sene geçmiş. O kadar büyük bir saf. Ben de bu sefer ona mukabele ediyorum. La ilahe illallah diyerek ben de iştirak ediyorum ona komple. O bir dalga düşünün. Dalga dal. Kaç? 14 asır. Dalga 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 gele gele sen de ona tel atıyorsun. Onaylıyorum seni ya Resulallah. Bak o tarikat Ahmedi aleyhissalatü vesselamın halkayı zikrinde. Kopuyorsun yapmasan. Halkayı zikrinde kopuyorsun. Vallahi acayip bir şey bu ya. Bildiğiniz gibi değil ha bu. Ve hatme-i kübrasında bu tesbihat hatme-i kübrasıdır. Kimin? Vallahi terde söğüttü beni. Yemin ederim her tarafım acayip bir şey. Keyifli bir şey yani. Bak o kadar zevk alıyorum ki bu Allah Resulü'nün tarikat-ı Ahmediyesinde, halkayı zikrinde ve hatme-i kübrasında o sabık mana ile, o sen basit böyle bir şeyle mukabele ediyorsun, oturuyorsun orada, tesbihatını yapıyorsun. O ihvani tarikatı nazara alıp, o halkanın ser zakiri olan Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselama müteveccih olup, ondan sonra ne diyorsun? Elfu elfin salatim ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. En sonunda böyle diyorsun bak. Yaptık mı? Şimdi tesbih çektik. Evet. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Sonra yaptık duamızı. Sonra dedi ki, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Allah Allah. Ondan sonra bitti. Sonra o serzakire diyorsun ki, sana öyle bir minnettarım ki, binlerde, milyonlarca salatu selam, elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin, aleyke ya Resulallah, elfu elfin salatin, sela demeyeceğiz birincisi, sattır. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin, aleyke ya Habiballah diyeceğiz diye anladım ve hissettim. Bir daha söylüyorum. Elfu elfin salat. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah Habiballah emine vahillah der diye anladım ve hissettim, der diye anladım, hissettim, hayalen gördüm. Bizim hayal değil bu. Şükrü örfüde kullanan alem-i misaldır. Hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Şimdi bak, Mesnevi'de şu birkaç yer okuyayım. 72'de ne diyor? Atıf. ...72... Mesnevi Nuriye'de, ha, nüktede na'buduyu anlatıyor. Cemaat olmanın, arkadaş, na'budu'daki nun'un ifade ettiği cem ve cemaat, fikri ve kalbi ayık olan musallinin nazarında satarz bir mescit şekline getirip ve bütün müminlerden teşekkür etmiş, şarktan garba kadar dizilmiş safları havi, o cemaati kübra içinde namaz kıldığını ihtar ettirir. Ve keza la ilahe illallah olan kelime-i zikriyi bir insan bir zeban ettiği zaman, zaman var ya 14 şey peygamberimiz aleyhisselam. Sanki böyle hat yani saf. Bir saf, iki saf. Zamanı bir halkayı zikir. La ilahe illallah dediği zaman şöyle yapsın.
zamanı bir halkayı zikir tahayyül etmekle o halkanın sağ tarafı olan mazi cihetinde enbiyanın, sağ taraf enbiyanın, sol taraf olan istikbal cihetinde de evliyanın oturup cemaatle zikrettiklerini ve kendisi de o cemaat uzma içinde bulunarak şu kubbe-i minayı dolduran yüksek ilahi ve tatlı sadalarını iştirak ettiğini tahayyül etsin. Yani la ilahe illallah ile sağ taraftaki enbiyaları, sol taraftaki evliyaları saflarını hayal edeceksin. Ben de bununla onların içine girdim diyeceksin. Tahayyül etsin. İşte niçin buraya açtım? Hayalen gördüm diyor ya. İşte bu. Hayal işi atıfı buraya yaptım. Kuvve-i hayalisi daha keskin olanlar da. Anladın mı endişe? Bu niçin bak iki defa duruyorum. Hissettin hayalen gördüm. Hayalen gördüm anlatıyor. Kuvve-i hayalisi daha keskin olanlar da kainat mescidinde bütün masnuatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin. Şu fezayı velvelendiren o sadaları dinlesin. Şualardan bir yerde okuyacağım. Kısa keseceğimi şey yapın. Çünkü maksat anlaşılmıştır. 236 şualar. 236 Subhanallah 33 Elhamdülillah 33 Allahu Ekber 33 defa da tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi hem Kur'an'ın hem imanın hem namazın hulasaları ve çekirdekleri olan neymiş bunlar? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Hem Kur'an'ın hem imanın hem namazın hulasaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra 33'er defa okumak ne kadar kıymetli ve sevaplı olduğunu elbette anladınız diyor. Size şuradan da bir şey yapayım. 96. sayfa çok mühim. Kastamonu. 96. sayfada uzatmamak için söylüyorum. İştirak-ı bak orta sayfada şurada. İştirak-ı amal-i uhreviye kanununun şeyi budur. Sadakat. Ne var burada? İştirak-ı amal-i uhreviye'de sadakat, ihlas, takva, İçtinab-ı kebair, hizmet. İşte bu sadakat dendiği gibi yapmanın adıdır. İşte tesbihat bu dendiği gibinin içine giriyor. 116'da namaz tesbihatın sırrına göre nasıl ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile yani tehlil la ilahe illallah ile bir hatme-i muazzama-i Muhammed aleyhissalatü vesselam ve zikir ve tesbih eden ve ruh-i zemin kadar geniş bir halka-i tahmidat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın dairesine tasavvuran ve niyeten girmek. Bak bunu demek var ya la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah demek duadan sonra diyoruz ya 33 defa. O giriş kapısı olduğu için bunu kullanıyor. Tesbihat yerine tehlil diyor. La ilahe illallah demek bir hatme-i muazzama-i Muhammediye diyor burada. Niçin? Artık risalete inkılap ediyor bu şimdi. Oraya kadar Ahmet. Burayı onun için açtım. Bak la ilahe illallah demeye kadar efendim Ahmet. La ilahe illallah dedin mi Muhammed. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve zikir ve tesbih eden ve ruh-i zemin kadar geniş bir halka-i tamidat Ahmed aleyhissalatü vesselamın dairesine tasavvuren ve niyeten girmek medar-ı fuzat olduğu gibi yani tesbihatın sonundaki la ilahe illallah'dan sonra tesbihat yapmak neymiş bu? Hatme-i muazzama-i Muhammediye. O şey oluyor, Muhammed'e inkılap ediyor. Ben ve biz de Risale-i Nur'un geniş dairesinde ve halka-i envarında ders alan
ve dua eden ve çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların, bak kimle sen ortak oluyorsun sebebine bak. Ben ve biz de Risale-i Nur'un geniş daireyi dersinde kim varsa, iki, halka envarında ders alan kim varsa, Risale-i Nur dairesine kim dua ediyorsa, dua eden, dört, beş, çalış, Risale-i Nur hizmetine çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amal-i salihalarına hissedar olmak ve dualarına amin demek hükmünde olarak onlarla tayyi mekan ederek onlara duaların amin demek hükmünde olarak onlarla yani Risale-i Nur talebesi kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, dünyada, ahirette mekanı tayyi mekan ederek hayalen omuz omuza diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla bir diz dize omuz omuza bulunmak hayaliyle bir niyetiyle iki tasavvuruyla üç kendimizi fevkalade bahtiyar biliyoruz. Yani tesbih yapan tesbihat ama şundan sonra yapar. Bak bir daha söylüyorum, namaz kıldınız. Ayet-i kürsü okuduk. Subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber. Dua yaptık, bitti. Bu tarikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Tarikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Bu çok son çünkü bitiriyorum. Birkaç dakikam kaldı. Buraya kadar velayet-i kübra kurbiyettir. Şundan sonra akrebiyet başlıyor. Ona da hatme-i muazzama-i Muhammediye deniliyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesbihatın sonunda ve tesbihat yapıyoruz, sure okuyoruz. Bu artık bu tarikat-ı Muhammediye değil. Hatme-i muazzama-i Muhammediye inkılap ediyor. Bu risalete dönüyor bu sefer. Tesbihat. Oraya kadar tesbihti, bu tehlil oluyor. Niçin iki defa, üç defa anlattım? Bu çok mühim bir sırdır. Bu gözükmüyor direkt okursanız külliyatı. Hatme-i Muazzama-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, zikir ve tesbih eden, rüy zemin kadar geniş bir halkayı tahmidat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, dairesini tasavvur ediyor. Muhammed-i Ahmet'in halkasını tasavvur ediyor kendisi. Ama kendisi inkılap etmiş. Niyeten girmek medar-ı füyzat olduğu gibi oraya okuduk. Hayaliyle ve niyetiyle, tasavvuruyla kendimizi fevkalade bahtiyar biliyoruz. Hususan ahir ömrümde böyle kıymetdar, masum manevi evlatları ve yüzer küçük Abdurrahmanları bulmak benim için dünyada bir cennet hayatı hükmüne geçiyor. Ondan sonra dersim bitmiş oluyor. Atıfları size vermem gerekiyorsa tarihçi hayat 291, sözler 562, efendim 91'de ne var? Bir de 91'e şey yapmış, 91'e nasıl ki daire 91'de şöyle var arkadaşlar. Çok acayip, bu da demek ki Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak la ilahe tehlil yapınca, yani la ilahe illallah tesbihat bu başladığın anda şu oluyorsun. Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak Nakşide hatmi hacegan tarzında. Hacegan ne demek? Yani Nakşi tarikatında var ya böyle bir serzakir oturuyor vesaire. Hatmi hacegan tarzında fakat çok büyük bir mikyasla Risale-i Nur'un bütün şakirtleri manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvuruyla okumak, o kutsi hatmi yapmak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden tevfik niyaz ederiz demekmiş. O da 91, 96, 116, 107, 103, 91, Kastamonu'ydu. Tarihçi hayat 291, sözler 562, efendim, şualar 236, İnce Mesnevi Nuriye 72, Mektubat 345. Ona da girmeyeyim, 345 beni manen yordu.
345 mektubat. Hangisi? Elfal fi salati ve elfal fi selamun aleyke ya Resulallah diye anladım, hissettim, halen girdim. Bu bir de lemalarda anlatıyor. Elfal fi salati ve elfal fi selamun aleyke ya Resulallah. Onun sayfasını da vereyim. Var mı lemalarınız? Siz bulun, sayfasını söyleyin. Kaç? 271. Bir de orada. Ama burada ikisini cem etmiştik. Velayetle risalet. Nereye kadar velayet? Nereden sonra risalet hakikatına, manevi atmosferine girdiğini bil. Çok acayip. Velayeti Ahmet, risalet cenahı Muhammed'dir. Allah yönündeki tarafı, yönü, bakışı, Allah'ın kullarına karşı durumu Muhammed, yani Allah'lık hakikatının tecellisinin adı Muhammed, Muhammediye. Beşeriyet yönü, beşerin, halkın, hakka yönü Ahmet, bu da velayettir, kurbiyettir. Bu da namazın ta duasına kadardır. Bu duaya kadardır. Tehlil ise La ilahe illallah'tan sonra ta son tesbihatın sonundaki sureyi okumak dahi bu hatme-i muazzama-i Muhammediyedir ki risalete bakar ve akrebiyete bakar. Akrebiyetin inkişafına bakar. Bu çok acayipti. 116 Kastamonu. Hadi bakalım görün sizi tesbihatı nasıl yapacaksınız. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.